Alem yok mu? Alem yok mu? Başlangıç. Men ezel müslimine fi tarikatihim vecebet aleyhi lanetu. Her kim tarikatlarından dolayı bir Müslümana cefa ederse, tarikatlı olduğundan dolayı, Allah-u Teala'yı zikrettiğinden dolayı, bir Müslümana bir eza cefa ederse, o kimsenin üzerine Allah'ın lanet olsun. Şimdi derler ki, Peygamberimizin zamanında tarikat var mıydı? Peygamberimizin zamanında tarikat yoktu derler. Halbuki tarikatın esas, temel, kökü, esas, temel kökü bu tarikatın temelini, kökünü kuran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Yani tarikat Peygamberimizin izini adım adım takip etmektir. Peygamberimizin izini adım adım takip etmektir. Tarikatta her ne yapılıyorsa Peygamberimizin yaptığından örnek almadır. Şimdi Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri gece kalkıp ibadet yapıyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'nin Ena en leyli saciden ve kaima, geceleri kalkıp secdeyle, kıyamla sabahlayın ayetine göre tarikatta gece kalkıp o teheccüd namazı kılınıyor. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerine de bu farzdır. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sen herkesten fazla bir vakit namaz kıl. Ey Habibim, sen herkesten fazla bir vakit namaz kıl diyor. İşte teheccüd namazı Peygamberimize farz. Yine Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri evini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu, her şeyini terk edip dağ başında bir muharaya çekiliyor. O muharada çalışıyor. Dağ başında bir muharaya çekiliyor. O muharada çalışıyor. İşte bize tarikatta çalışmanın esas temelini gösteriyor. O alemlerin efendisi olan Allah-u Teala, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, bütün mükevvenat, yaratılan her şey onun yüzü gözü hürmetine yaratılıyor. Böyle olmuşken o gece sabahlara kadar namaz kılıyor ve evini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu, her şeyini terk edip bir dağ başında bir muharaya çekiliyor, orada ibadet ediyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve kuntum ezvacen selase, yarın mahşere siz üç bölük olaraktan gelirsiniz. Selase üçtür. Ve kuntum ezvacen selase feshabul meymenet ma ashabul meymene,
فَاَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ مَا اَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُلَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Yarın mahşere siz üç bölük olaraktan gelirsiniz. Bir kısmı cennetlik, bir kısmı da cehennemlik dedikten sonra Cenab-ı Hak Teala Hazretleri üçüncü fırkayı söylüyor. Ves-sâbikûn es-sâbikûn ulâikel mukarrabûn fî cennâtin naîm. Üçüncü sabıklardır. Sebkat edenlerdir. İbadet, taat, ameli salih koşusunda herkesten ileri geçen kullarım. Ves-sâbikûn es-sâbikûn ulâikel mukarrabûn. Onlar diyor Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri, benim en yakınımda olurlar. Mukarrab Allah'a yakınlıktır. Onlar benim en yakınımda olurlar. Fî cennâtin naîm. Cennet-i naîm de onlar içindir diyor. Bu mübarek ayet Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri hiç çalışmayanları cehenneme koyacağını vaat ediyor. Normal cennete girecek kadar çalışanları da cennete koyacağını vaat ediyor. Üçüncü olaraktan da fazla çalışanları Allah-u Teala'nın en yakınında olacağını, cemalına, didarına, kurbiyetine, Allah-u Teala'nın cemalına, didarına, kurbiyetine vasıl olacağını söylüyor. Bugün Ankara'da bir cür reisinin evine bitişik yakınında bir evin olsa, bir de Ankara'nın dış mahallesinde bir yerde oturan adam olsa, Cumhur reisinin evine bitişik oturan adamla Ankara'nın en kimallesi oturan adam beraber midir? Hayır. Her şeyde ayrıdır. Onda her imkanlar vardır. Bir kula, Cumhur reisine yakınlık yine bu kadar bahtiyar ediyor da, alemlerin Halik'i Allah-u Teala'ya yakınlık insanı ne kadar bahtiyar etmez. İşte bu dünyada falşanları Cenab-ı Hak Teala Hazretleri o cennet-i naime gideceğini vaat ediyor. Şöyle olacak. Muhammed ümmetinin, hepimizin gideceği yer cennet-i Firdevs'tir. Peygamberimiz de Firdevs'e âlâ da bulun siz beni, ümmetlerim size olsun elveda. Hepimiz Firdevs-i Âlâ'ya toplanacak. Orada o Hak Teâlâ Hazretleri toplayınca orada Peygamberimizin davetinde olacak. Yani bizim buranın senesi on binlerce sene süren bir davette olacak. Her ümmet Peygamberimizi ayrı ayrı görüp onun cemalına bakıp onun meclisinde oturacak kadar uzun süren davet. Bu davet bittikten sonra kerimenin hükmü orada gelecek. Diyecek ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim Kur'an-ı Kerim'de ayet. Ves-sâbikûne s-sâbikûn. Sâbikun ayısı dünyadayken ibadeti, taati, ameli salihi, zikrullahı, namazı, orucu, bütün İslami vecibeler fazla fazla yapanlar ayrılsın. Başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, sahabe-i güzün efendilerimiz, çariyar güzün efendilerimiz,
büyüklerimiz bunlar ayrılacaklar. Ondan sonra da 5 vakit namazdan fazla namaz kılan, 1 ay oruçtan fazla oruç tutan, zikrullah eden, gecelere kalkıp secdeyle kıyamla, biraz evvel okuduğum ayetin mucibince, gecelere kalkıp ibadet, taat, namazla sabahlayanlar, bunlar ayrılacak. Nereye? Nessabikun. Ulaikel mukarrabun. Onlar benim en yakınımda olurlar. Fi cennetin naim. Cennet-i naim de onlar içindir. İşte bu ayette Cenab-ı Hak dedi, hiç çalışmayanları cehenneme, normal çalışanları cennete, fazla çalışanları da Allah-u Teala'nın kurbiyetine, en yakınına gideceğini vaat ediyor. Cennete gitme deyince gitme çeşit çeşittir. Mahşere vardığı zaman, mahşere kabirler kalktıklarında bayatları tarafından cennete elbise gelir. Burak gelir, binecek Burak gelir. Bir de başlarına tac gelir. Yüzlerinin nuru mahşer yerine ışılarak gelir. Bunlar cennete girerler ve cennet-i naime, biraz evvel dediğim cennet-i naime girerler. Yine Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri diyor ki, benim ümmetimden bazı kimseler Sırat Köprüsü'nü yıldırım gibi geçerler. Yıldırım hızında. Yine ümmetimden bazı kimseler köprüsünü atlıgu, koşu atlarının koşu hızla geçerler. Yine benim ümmetimde bazı kimseler Fırat köprüsünü yaya yürüyerek geçerler. Yine benim ümmetimde bazı kimseler Fırat köprüsünü 4 elli sürünerek geçerler. Hatta bazen ayağı kayar, cehenneme düşecek gibi olur. Bazen kendini toparlar, köprüsünü böyle geçer diyor. Sırat köprüsü deyince 80 sene yokuş, 80 sene, 3-8'in 24, 240 senelik bir yol. 240 senelik bir yol. Koşu hızında gitme var. Yıldırım hızında gitme var. Yaya gitme var. Bir gitme var. Bunun hepsi nedir? Cennete gideceğin nuru mahşer yerine çıldırarak hiçbir yer kalkı önünü kesmeden doğrudan doğru sıratı da yıldırım gibi geçip cennete girenler var. Bir de ölürken azap çeker. Kabir dap çeker. Mahşer yerinde sıcaktan nöbet bekler. Ve Sırat köprüsünde yaya sürünerek geçer. Onlar da cehennemden başını zor kurtarır cennete. Bugün 240 senelik bir yol olsun. Köye bırakak sadece yol diye. 240 senelik bir yol. Bunu yıldırım hızında geçmeyi mi istersiniz? Koşu atı hızında mı istersiniz? Yürüyerek geçmeyi mi istersiniz? Veyahut da sürünerek gitmeyi mi istersiniz? Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözüdür. Yine Peygamberimiz buyuruyor ki hadisi şerifinde el mütehabbune fillah ala menabirin min nurin yağbütühüm bi mekânihimün nebiyyûne ve sıddîkûne ve şühedâ el mütehabbûne fillâh. Bu dünyada için sevişenler dervişleri söylüyor. Allah için sevişenler dervişlerdir. Allah birbirine
El mütabbune fillah, mal, mülk, para, servet için, Allah için birbirini sevenler, birbirini seven dünyada. Alâ nâbirin min nûrin. Onlar yarın mahşerden menberinde olurlar. Ya bütühüm bi mekânihimün nebiyyûne ve sıddîkûne ve şühedâ. Onlar peygamberler, şehitler, sıddıklar imrenirler diyor. Makamına peygamberler imrenir, şehitler imrenir, sıddıklar imrenir. Bu cennete girecek. Bir de mahşer yerinde günahını, sevabını darttırmanın için o sıcakta nöbet bekleyerek cehennemden zor başını kurtarıp cennete girenler olacak. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz etleri arş-ı âlâ'nın gölgesinde onlar gölgenelirler diyor. Yunus Emre Hazretleri kasidesinde der ki adı güzel Muhammed'in alemi arş altında bir meydana dikilir. Cehennem dayanmaz tevhid darbına, hu dedikçe bedenleri sülür. Cehennem zikrullahın la ilahe illallah, la ilahe illallah zikrin darbına cehennem dayanmaz. Onun için cennete girdikten sonra Peygamberimizin geçici bir zaman için komşuluğunu yapıp ondan sonra Peygamberimiz, eshaplar, evliyalar, mürşid-i kamiller ve fazla çalışanlar ve sâbikûne sâbikûn sabkat edenler, fazla çalışanlar ulâikel mukarrabûn benim kurbiyet-i ilahiyeme ancak onlar vasıl olurlar. Kurbiyet Allah'a yakınlıktır. Allah-u Teala'nın cemalini görmek, didarını görmek, ona yakınlık, hepsi bu dünyada çalışmadadır. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki Ed-dünya mezratul ahire, dünya ahiretin çiftliğidir, kazanç yeridir. Mezrağa ekin tarlasına derler. Dünya ahiretin çiftliğidir. Bu ayeti, bu hadisi şerife göre bu dünya bir çiftliktir. Sahibi Allah-u Teala'dır. Kur'an-ı Azam bu çiftlikte çalışmayı bize öğreten Allah'ın gönderdiği kitaptır. Ahireti öte dünyayı kazanmanın için bu dünya çiftliğinde çalışmayı öğreten kitaptır. Peygamberler, evliyalar, büyük zatlar o çiftlikte o çiftliğin sahibi olan Allah-u Teala'nın halifesi vekilidir. Bu Kur'an'ı okusunlar. Bu çiftlikte buna göre Kur'an'la çalışsınlar. Bununla ahiretini kazansınlar. Ondan sonra cennete girsinler diye göndermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bir de buyuruyor ki Kur'an okumak için değildir. Kur'an hidayet İlim rivayet için değildir, ilim de dirayet içindir. Yani an aklına geldikçe oku, oku oku yerine az, oku oku yerine az. Bunun için değildir. Kur'an'ı oku, içindekini anla. İçinde ne emirler, ne yasaklar var, ne yapmamız lazım, ne yapmamamız lazım, bunları oku. Öğren, bununla çalış, Allah-u Teala'sın, yardım etsin.
bunun içindir. İlim de rivayet değildir. İşte peygamberlerin başından şu geçmiş, evliyaların başından şu geçmiş, bir hikmetler gibi, bir gazete roman okur gibi, hikaye dinler gibi, din değildir, ilim içindir. Yani kendisi üzerinde dirayetli olsun, ilmin mucibince çalışsın, milleti çalıştırsın, o hususta azimli olsun, herkese seyret göstersin, kendi de yapsın, herkese yaptırsın. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Teala Hazretleri neler söylemişse bizim için hepsinden hisse almaklık vardır. Yoksa bir papağan kuşunun öğrenip de ezberleyip de söylediği gibi olmamalı. Biz onu hem yapacak, hem öğrenecek, hem yaptıracak. Şimdi bir adam ehliyet alacak. Alacağı zaman kendisinin eline bir kitap veriyorlar. Trafik kurallarını yazan bir kitap veriyorlar. Şu kitabın içindekilerini öğren, ehliyeti sana verek diyorlar. Ben çoklarını görüyorum. Geceli gündüzlü, akşamlı sabah yatmıyor, döşünün üstüne koyup böyle okuyor. Okurken içindekileri ezberliyor ve alıyor. Ben ona azimli bir insana mahkemeden bir kağıt gelse, filan adamı öldürmüşsün, filan suçu işlemişsin veyahut filan kayırmışsın, sen de içinde varmışsın, hakim seni çağırıyor, mahkeme olacaksın deseler, o gece sabaha kadar uykusu gelmez. Neden? Hakimin çağıracağına inanır. Ama Allah-u Teala, yarın Allah-u Teala mahşerde hakim olacak. Peygamberler şahit olacak. Her insan Allah-u Teala'nın mahkemesinden geçecek. Dünya en ufaktan en iriye kadar hepsini soracak. Bunu Kur'an, hadis-i şerifler, bize haber veriyor. Yarın mahkemeye çağrılıp ceza giyeceğine inanınca, gece sabaha kadar uykun gelmiyor da, bunları duyunca, bunlara yapmaya niye havaslanmıyor? O mahkemenin seni cezalandıracağına kesin inanıyorum. Eğer buna da kesin inanıyorsan, Allah-u Teala'nın emirlerinin mucibince çalışman lazım. Bu dünya bir av gibidir. İnsanlar avcı gibidir. Bir insanın önüne av gelir. Ama biraz seyredeyim. Buna sıkmayayım, bunu tutmayayım derse o av kaçar gider. İnsanın da her saatinde önüne bir av geliyor. O saati zikirle, taatle, namazla geçirirsen bir av tutmuş gibisin. Ahirette o av meydana çıkacak. O saati gafletle geçirirsen bir av kaçırmış gibisin. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki El hakümü tekasürü hatta zürtümül mekabir. Sildirildiğinizi, oyalandığınızı, ömrünüzün boşa gittiğini, şeytanın sizi aldattığını, siz yarın mahşere varırsanız, kabire varırsanız El hakümü tekasürü zürtümül mekabir, siz kabire varınca anlarsınız. Ama kabir dönüşü olmayan bir yoldur. Onun için bu dünyadayken biz Allah-u Teala'nın emirlerine
uymamız, yasaklarından sakınmamız, sabikundan olabilmek için de zikrullahı, namazı, ibadeti, taati, orucu, hayır hasenatı fazla falamız lazım. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri hadisi kudsisinde buyuruyor ki, ben kullarım rahat etsin diye hiçbir eksiksiz cennet yarattım. Hiçbir eksiği yok. Kullar dünyada çalışsın, gelsin, bu cennette rahat etsin dedim. Kullar dünyaya aldılar, o rahatı dünyada aradılar. Şunum olsun rahat edeyim, bunum olsun rahat edeyim. Halbuki dünyada rahatlık yok. İlki çocukluk, sonu ihtiyarlık, 20-30 sene gibi bir zaman, bir gençlik çağı var insanın. 30-40 sene kadar en çok bir genç var. Bu da geçimi, çoluk çocuk sıkıntısı, kısım akraba inan çekme, komşuyla çekişme, hastalık, bu gibi şeylerle geçiyor. Ama ahirete vardığımız zaman bu dünyada sevmediğimiz, beğenmediğimiz, benimsemediğimiz ne varsa onların hiçbir bu dünyada heveslenip de olsa dediğimiz, bizim olsa dediğimiz neler varsa hepsi var. İşte Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bunları yarın mahşerde cennet âli bize diyor. Orada ölüm yok, ihtiyarlık yok, hastalık yok, fakirlik yok, ondan sonra sıkıntısı yok, elem ki yok. Yüz milyonlarca, milyarlarca sene geçse yine kadınlar 22 yaşında, yine erkekler 33 yaşında. Bundan fazla yaşı yok. Yaşı yok. Nasıl ki Eshab-ı Kehf Kur'an-ı Kerim'de 309 sene, 309 senede aynı yaşta kalktılar. Aynı onun gibi cennet-i alada da onlarca, milyarlarca sene geçse ihtiyarlama yok, can sıkıntısı yok. Asıl rahat edilecek yer orası. Ama geldahası, nefis, şeytan, dünyanın ağlı yeşili bizim gözümüzü boyuyor. İbadet, taat yaptırmıyor. Bizim hepimiz öleceğiz. Kabir toplayacağız. Ömür kuşu başımızdan uçmadan, kabir toprağını başımıza çekmeden, gücümüz, kuvvetimiz yetken, Allah-u Teala'nın emirlerini tutup, yasaklarından sakınıp, bir de وَالسَّابِقُونَ السَّبْقُونُ اُلَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّائِمِ dediğinden olabilmek için fazla namaz, 5 vakıttan fazla, fazla fazla namaz, bir ay oruçtan fazla, fazla fazla oruç, zikrullah, ameliyatı, bunları yapıp o sabikundan olmaya çalışalım. Bu dünya demişler, dünya. Yani dünya değil, biçlik dünya diyor. Esas adı dünyadır, dünya. Devir dönüyor. Şuradaki bulunan insanların 100 sene sonra hiç kalmadı. Hepsi toprağın altına girer. Yeni bir nesil, yeni bir devir 100 sene sonra aynı böyle cemaatte 10 sene sonra onların hepsi toprağın altına girer. Yeni bir nesil daha çıkar. İşte böyle dünya. Devir dünya demektir. Onun için bu dünya imtihan için geldik. Allah-u Teala bizi gönderdi. Bunun için biz ibadet taatimizi, amelimizi, öte dünyanın kazancını fazla fazla kazanacağız. Şimdi bir misal size. Bir kişi var. Kervancı bir
ise bir dağ geliyor. Bu kadar burası mücevher dağdır. Burada hayvanlarınızın yükünü indirin. Bu mücevher taşlayın. Bunu memleketi bu çok kıymetlidir. Diğerlerini indirin diyor. Biraz da inanıyor. Hayvanın yükünü indiriyor, taşını yüklüyor. Biraz ileride anam canım sen de cebime doldurayım. Eğer bir yere taşıyacağım diyor. Biraz da hiç inanmıyor, almıyor. Allah'tan herkes diyor ki hakikaten mücevher taşıymış. Hiç almayan pişman, hiç almadım diye. Az alan pişman, çok almadım diye. Çok alan da pişman, niye ne fazla almadım diye. Hayvanlı yükle pişman, niye fazla yüklemedim diye. İşte bu dünya mücevher dağıdır. Bu dünyadaki ibadet, taat, amel-i salih, bunlar mücevher toplum. Biz kabire vardığımız zaman sabah olacak, orada mücevherler meydana çıkacak. Orada hiç olmayan pişman, azalan pişman, çok alan da pişman, daha çok alan da pişman. Çünkü eğer ibadetin, taatin sonu gelseydi, sülükün sonu gelseydi, hepsinin sonu gelseydi, Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin marifnake hakka marifeti lazımdır. Yani ya Rabbi ben sana hakkıyla inandım, seni hakkıyla bilemedim, sana hakkıyla çalışamadım, senin ahiret diyeğine hakkıyla yapamadım dememesi lazımdı. İşte bunun nihayeti yoktur. Bunun için biz elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar ahiret için çalışalım. Haftada bir gün olsun bir zikrullah meclisine toplanın. Haftada bir gün olsun en az. Gece sabah namazından evvel teheccüd namazına bir saat kalasıya kalkın teheccüd namazını kılın. Çünkü enayeli saciden ve kaima gidip secdeyle kıyamla sabahlarına göre bunu da yapmamız lazım. Bunları yapalım. Bunları yaparsak hem bu dünyadaki işlerimizi Allah-u Teala kolay getirir, hem ahiretteki işlerimizi Allah-u Teala kolay getirir. Bugün bir hapis yatan bir insanı düşünün. Bir hapis yatmış, 10-15 sene hapis yatmış, 10 sene dışarıya çıkmış, o sanki dünyayı kendine bağışlamış gibi oluyor. Halbuki hapiste onun yanmıyor. Biz Allah göstermesin cehenneme giren bir kimse cehennemde hem yanacak hem aç susuz yemek yeme yok, hem de azap melaikeleri kendine azap edecek. Onun için bizim hepimiz Müslümanız, onlara inancımız var. Bunun için bunları yapmaya çalışalım. Allah-u Teala cümlemize muin olsun. Ve istikametten ayırmasın. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bilmediklerimizi bildirsin. Bildiğimizden daha çok nasip etsin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Erhamer Rahimin. Amin. Ya Rabbi Habibin hürmetine. Amin. İzzin, celalın, varlığın, birliğin hakkı için ya Rabbi. Amin. Vahdaniyetin hürmetine. Amin. Ya Rabbi buradaki bulunan bütün kardeşlerimizin günahlarımızı mağfiret eyle. Amin.
cennetinden, cemalinden cümlemize ikram eyle. Dini nusrat ver. Amin. Ehli imana kuvvet ver. Amin. Ümmet-i Muhammed'e selamet ver. Amin. İslam ordusuna var eyle. Düşmanlarını helak etmeyle. Amin. Ya Rabbi Yahudileri Kahhar isminden kahreyle. Amin. Onun taraftarların da Kahhar isminden kahreyle. Amin. Ya Rabbi oradaki bulunan Müslüman kardeşlerimize zaferler nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sen Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki men amile salihan min zekerin ev ünsa fe ve müminün ve lenuhiyyennehu hayaten tayyibe diye buyuruyorsun. Amin. Her kim ameli salih işlerse, ister erkek ister kadın, hakkıyla da mümin olursa ona yeniden ölmez, taze, temiz bir hayat veririm diyorum. O temiz hayatı veririm. Amin. Yine Kur'an-ı Kerim'de sen buyuruyorsun ki o sevgili kullarımın günahlarını affetmeden başka amin sevaba çeviririm diyorsun. Yübeddilullahi seyyiatühüm hasenat. Onların birikmiş olan günahlarını affetmeden başka sevaba çeviririm diyorsun. Bizim de günahlarımızı hem affet hem de sevaba çevir ya Rabbi. Amin. Yine sen buyuruyorsun ki hadis-i kutsi'de ben bir kulumu seversem onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı, söyleyen dili ben olurum diyorsun. Benden ne isterse onu veririm diyorsun. Ya Rabbi senden de onların hepsini istiyor, onları bizlere ver ya Rabbi. Amin. Yine sen hadis-i kutsi'de buyuruyorsun ki ene sirrül insan ve sirri sirrahu. Ben insanın sırrıyam. Sırrım onun sırrındadır diye buyuruyorsun. Ya Rabbi o sırrı bizlere ver ya Rabbi. Amin. Yine sen hadis-i kutsi'de buyuruyorsun ki ma ve sani ardi ve la semai illa kalbi mümin diye hadis-i kutsi'de buyuruyorsun. Ya Rabbi sen onu bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bana yerlerim göklerim geniş gelmedi. Mümin kulumun kalbi geniş geldi diye buyuruyorsun. Ma ve sani ardi illa kalbi mü. O kalbi bizlere ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Habibin hürmetine, izzin, celalın, varlığın, birliğin hakkı için ya Rabbi. Korktuklarımızın cümlesinden hızlı emin eyleyip, umduklarımızın cümlesine nail eyle ya Rabbi. Amin. Şeriat-ı Garra-i Muhammediye'yi güneş gibi parlat. Din düşmanlarını Kahhar isminden kahret. Korktuklarımızın cümlesinden hıfz-ı emin eyle. Umduklarımızın cümlesine nail eyle. Amin. Ya Rabbi Habibin hürmetine, analarımızı, babalarımızı, âbâ ve ecdadımızın, akrabayı, taallukatımızın kâf ve senin günahlarını mağfiret eyle. Amin. Buraya toplanıp gelen kardeşlerimizin bütün müşküllerini halleyle. Amin. Evladı olmayan kardeşlerimize, bacılarımıza hayırlı evlat ver ya Rabbi. Amin. Evladı olanların da evlatlarını kendilerine mutiatli eyle ya Rabbi. Amin. Yani kendilerin de evlatlarına karşı şefkatli, merhametli eyle ya Rabbi. Amin. Amin ya Muin ve selamun aleyhi müsterin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Babacığım ağzına sağlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir saat oldu Mehmet. Kalkmıyor mu? Allah'ım hepinizden razı olsun. Burada yoksa herhalde televizyon olanlar var. Televizyon olunca bir videoya kalıyor. İşin gücü demiş, bir teknalla bir atak aldı demiş. Onun gibi bir tek videoya kalıyor. Şimdi ahirette öte dünyada, bu dünyada neyle meşgulsen onları sana verecekler. Sigara içiyor, parmağında sigara girecek. İçki içiyor, içki şişesinde girecek. Saz çalıyor, saz önünde girecek. Televizyona bakanların da
omuzuna televizyonu verecekler. Hiç olmazsa bir de video, orada video göstersin de, dini kasetleri göstersin de, bir iftihar vesilesi olur. Bunu biraz gayret edin. Bu videoyu ya bulun, yahut da alın, buradan da bunu doldurun. Bizim video, diğer kasetlerinde bundan temin edin, dinleyin, çalışın, aslan gibi olun. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bütün müşküllerinizi, bütün sıkıntılarınızı giderip halletsin inşallah. İnşallah. İnşallah bunu yapın inşallah. Peygamberimiz buyuruyor ki, اَدِّينُ النَّسِيحَةِ اَدِّينُ النَّسِيحَةِ اَدِّينُ النَّسِيحَةِ Din nasihattır. Din nasihattır. Din nasihattır. Nasihatla kuvvet bulur. Bunu da siz yapacaksınız inşallah. Allah'ım işinizi rast getirsin. Amin. Allah razı olsun.